Merhabalar, 7. sınıf fen bilimleri 1. dönem 1. yazılılık videosuyla yine birlikteyiz. Aşağıda verilen ifadelerde boş bırakılan yerlere verilen kelimelerin doğru olanı yazınız. Arkadaşlar hemen bakalım birinci soruyla. Güneş sistemi içinde yer alan, e, güneş sistemini de içinde bulunduran galaksi Samanyolu galaksisidir. Hemen Samanyolu'nun üzerine çizersek sonrakileri yazmamız bize yardımcı olur. Yıldızların yaşam süresini tamamlayıp yok olduklarında dönüştükleri oluşumlardan biri bakıyoruz kara delik. Haberleşme, gözlem ve araştırma amacıyla uzaya gönderilen araçlara ne diyoruz? Yapay uydu. uzayda bulunan gök cisimleri arasındaki uzaklığı ifade eden arkadaşlar ışık yılı. Işık yılı bir zaman değil uzaklık birimiydi unutmuyoruz bunu. Dünya, dünyayı da içine alan sonsuz boşluğa ne diyoruz evren. Yumurta ve sperm nokta nokta bölünme sonucu oluşur. Arkadaşlar üreme hücreleri mayoz bölünme ile oluşur. Hücre çekirdeğinde nokta nokta yönetici moleküldür. Hücre çekirdeğinde DNA yönetici moleküldür arkadaşlar. Mitoz bölünme sonucu nokta nokta hücre oluşur. Mitoz bölünme sonucu iki hücre oluşur. Mayoz bölünme sonucu arkadaşlar dört hücre oluşur. Hücreyi oluşturan temel kısımlar çekirdek, sitoplazma ve hücre zarıdır. Aşağıda verilen ifadelerde doğru olanlara D, yanlış olanlara Y yazınız. Evrendeki en büyük yıldız güneştir. Yanlış arkadaşlar güneş orta büyüklükte bir yıldızdır. Dünya Andromeda galaksisinde bulunur. Bu da yanlış arkadaşlar. Dünya Samanyolu galaksisinde bulunur. Ömrünü tamamlamış yapay uydu ve uydu parçaları uzay kirliliğine yol açar. Bu doğru arkadaşlar. Rasathaneler genellikle şehir merkezlerinde kurulur. Yanlış. Şehir merkezlerinin dışında ışık kirliliği az olan, nemin az olduğu yerlerde kurulur. Bu da yanlış. Uzay teknolojileri günlük hayatımızda da kullanılan alanları bulunur. Doğru arkadaşlar uzay teknolojiden yararlanarak günlük hayatta birçok icat edilen birçok icat edilen tasarımlar vardır. Türkiye'nin uzaya gönderdiği ilk uydu Göktük 1'dir. Yanlış arkadaşlar. Türksat 1A olacak. Büyük ayı, küçük ayı, Orion birer takım yıldızıdır. Bu doğru arkadaşlar. Aşağıda verilen yapı ve organelleri görevleriyle eşleştirelim. Arkadaşlar bunları yaparken görevleri okuyup sonra organellerle eşleştirirsek daha kolay yaparız. Onun için ilk önce görevleri okuyoruz. Hücre için enerji üretim merkezi neydi arkadaşlar? Mitokondri. Hemen hücrenin yönetim merkezi neresiydi? Çekirdek. Hayvan ve ilkel bitki hücrelerin bölünmesinde görev alan sentrozom. Hücre içinde madde taşınmasında görevli endoplazmik retikulum. Bitki hücresinde besin üretmekle görevli kloroplast, hayvan hücrelerinde hücre içi sindirim olayında görevli olan lizozom, hücrede protein sentezini gerçekleştirir ribozom arkadaşlar. Seçici geçirgen özelliği neydi? Bunu da biz kendimiz yazıyoruz. Hücre zarı. Tabloda verilen bilgilerin hangi bölüm çeşidine aitse X işareti koyarak belirtelim. Tür içi çeşitlilik sağlar mayoz bölünme. Arkadaşlar mayoz bölünmede parça değişimi yani crossing over gerçekleştiği için tür içi çeşitlilik sağlar. Vücut hücrelerinde görülen mitoz bölünme, büyüme, gelişme, yaraların iyileşmesi için mitoz bölünme gereklidir. İki aşağı da gerçekleşen mayoz bölünme, mayoz 1 ve mayoz 2 de gerçekleşir. Sonucunda iki hücre oluşur mitoz bölünmede. Bölünme sonucunda kromozom sayısı değişir arkadaşlar. Mayoz bölünmede kromozom sayısı yarıya iner. Mitoz'da değişmez. Evet, burada mitoz bölünmenin evrelerini görüyoruz. Yukarıdaki evreleri sıralayalım. İlk evremiz arkadaşlar 4 numara. Bakın iplikçikleri oluşmaya başlıyor. Çekirdek zar kaybolmaya başlıyor. Kromatin iplikler yavaş yavaş kromozoma dönüşmeye başlıyor. Yani 1 4 olacak. Daha sonra arkadaşlar ekvator düzleminde kromozomlar ekvator düzleminde de yapacak. Yani 2. Daha sonra iplikleri kromozomların ortasından ayırıp kutuplara doğru çekecek. Yani 3. En sonda ne olacak? Tek birin tam tersi olacak. İplikleri kaybolacak. Kromozomlar kromotripliklere dönüşecek, çekirdek zarı oluşmaya başlayacak ve artık sitoplazma bölünmesine başlayacak. Yani en sonda 1 olacak. Test sorularıyla devam edelim. Yukarıda yıldız, üçgen, daire ile belirtilen yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Nokta nokta hücre içinde madde taşınmasını sağlar. Endoplazmik retikulum. Hemen biri endoplazmik retikulum olmayanları bir silelim üçgen tüm hücrelerde bulunur ve protein sentezler. Neydi ribozom? Bakalım. Üçgenin ribozom olmayanı silelim ama ikisi bakıyoruz. B de gitti. Cevabımız ne oldu? D. Ama bir sonuncuya da bakalım daire bulunduğu tüm hücrelerde enerji üretir. Bulunduğu tüm hücrelerde neyi üretiyordu? Mitokondri enerji üretim merkeziydi. Onun için cevap değişik. Örneklerin hangileri uzay araştırmasının etkisi görülmektedir? Arkadaşlar tükenmez kalemler, diş telleri, alüminyum folyo, teflon tencereler ve tavalar hepsi uzay araştırmaların bize sağladığı yeniliklerdir. Aşağıdakilerden hangisi uzay kirliliğinin sebeplerinden biri değildir. Uzaya yayılan roket parçaları uzayı kirletir. Uçaklardan çıkan egzoz gazları uzayı değil atmosferi kirletir. Uzaya yayılan yakıt tankları uzayı kirletir. Görevini tamamlamış yapay uydular parçaları kirletir. Diğer soruyla devam edelim. Yukarıda kalp ve yıldız. Şurası kalp olacak arkadaşlar. Şöyle kalp çizelim. Yukarıda kalp ve yıldız sembolleri yerine aşağıdakilerden hangisi? En sıcak yıldızlar hangi renkteydi? Mavi, en soğuk yıldızlarda hangi renkteydi? Kırmızı. O halde cevabımız ne olacak? B şıkkı. Şekilde iki farklı canlıya ait hücreler verilmiştir. Aşağıdaki olaylardan hangisi bu cırcırı sadece birinde gerçekleşir? Besin yapma sadece bitki hücrelerinde yani neyle? Kloroplastla. Bakın sadece nerede var? Bitki. Bitki olduğunu nerede anladık? Köşeli olduğundan. Bu da yuvarlak olduğundan nedir? Hayvan hücresidir. Diğerlerine bakın. Enerji üretme mitokondri her ikisinde var. Besin atıkları depolama koful her ikisinde var. Dış ortamda maddi alışverişini sağlama hücre zarı her ikisinde var. Diğer soruyla devam edelim. Tabloda bir canlıya ait yapı birimlerinden örnekler verilmiş. Bu örnekleri en temel birimden, en temel neydi? Hücreden başlayacağız. En karmaşık organizma. O halde hücre yani 5 olacak. En sonda da 4. İlk 5, en sonda 4 olan hangi şık arkadaşlar? A şıkkı. Bakalım doğru mu yapmışız? 5 ee, hücre sonra Doku, sonra organ, sonra sistem, en son organizma cevap A. Doğru. Tabloda Türkiye'ye ait olan bazı uyduların isimleri verilmiş. Bu tablodaki görevleri sona ermiş. Dikkat ediyoruz buraya. Aktif olmayan uyduların isimleri boyanırsa hemen boyalım. TÜRKSAT 2A arkadaşlar görevini tamamladı. TürkSat 1C görevini tamamladı. 3A, 4B, RASAT ve GÖKTÜRK devam ediyor. Bakalım hangisinde bu şekilde boyanmış? A şıkkında bu şekilde boyanmış. Uzayda gelişmiş tek, e, teknik araçlar kullanılarak incelemeler yapan bilim insanlarına ne diyorduk arkadaşlar? Astronot diyorduk. Tabloda bazı gök cisimleri numaralandırılmış. Buna göre gök cisimleri hangisi kuyruklu yıldızlardı? Arkadaşlar hangileri kuyruklu yıldız? Büyük ayı bir takım yıldızı olmaz. Meteor değil zaten. Orion Halley bir kuyruklu yıldız. Ikaya Zeng bir kuyruklu yıldız. Orion Avcı kuyruklu yıldız değil takım yıldızdı. Ejderha da takım yıldızı. Hangisi olacak? 4 ve 6 yani C şıkkı. Diğer soruya geçelim. Dünyadan bakıldığında sergiledikleri görünümleri nedeniyle bir arada bulunan yıldızlara takım yıldızı denir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bir takım yıldızı değildir diyor. Büyük ayı takım yıldızı, Kuzey takım yıldızı, orion takım yıldızı, kutup yıldızı takım yıldızı değil, takım yıldızın içerisindeki bir tek yıldızdır. O halde cevabımız D şıkkı. Mıstık Fenci YouTube kanalına abone olup like atmayı unutmayın. Beni dinlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar.